Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi, kadınlarımızın bilgili, sağlıklı ve güçlü olmaları için kadın sağlığı eğitim programı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışmanı Merkezi psikoloğu Tuğçe Başdemir tarafından verilen eğitim Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 13 hafta süren kadın sağlığı eğitiminde kadınlar üreme organları ve işlevleri, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, cinsellik, iletişim, haklar, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranış konularında bilgilendirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kadınlar, eğitim süresince çok güzel arkadaşlıklar kurduklarını, aynı zamanda hayata daha emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Kadın olmanın avantajlarını, dezavantajlarını öğrendik. Hayatımızı nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Çevremize, çocuklarımıza, eşimize nasıl daha yardımcı olabiliriz? Çok memnun kaldım. Aynı zamanda çok güzel arkadaşlar bulduk kendimize. Bu insanın kendini geliştirme açısından güzel bir seminerdi. Bilginin hiçbir zaman belli bir yerde kalmayacağı, devamlı ileri gideceğini insana gösteriyor. Kendini geliştirmek için güzel bir süreçti, güzel bir dönem geçirdik. Çok bilgiler aldık, bilgiler öğrendik, bilgilerimizi paylaştık. Arkadaşlarıma, çevreme söylüyorum, hani katılabilirsiniz, güzeldi. Hani insanlar bir şey biliyoruz sanıyorlar ama hani belli bir yerden sonra fazla şey bilemiyorsun. Ama burada her şeyi daha rahat konuşup daha rahat öğreniyorsun. Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğrular varmış, bunları öğrendik. Doğrularını öğrendik hepsinin. Psikolog Tuğçe Başdemir ikinci kez bu eğitimi tamamladıklarını belirterek eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Kapanışımızı yapıyoruz. Katılım belgelerini vereceğiz kadınlara. Ben de çok keyifli zaman geçiriyorum bu eğitimden. Bir sonraki eğitimimiz de 5 Şubat'ta başlayacak. Yine kayıtlarımızı Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nden yapabilir katılmak isteyenler. Herkesi bekliyoruz.